Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 6. sınıf Bumerang kitabı ile dersimize devam ediyoruz. 6. ünite sıvı ölçme birimleri ve dönüşüm. Konumu büyütüyorum. Su, süt ve yağ gibi sıvı maddeler litre ile ölçülür. Sıvı ölçüsü temel birimi litredir ve L ile gösterilir. Bakın basamakları litre, desilitre, santilitre, mililitredir. İnilen her basamak için 10 ile çarpıyoruz. Çıkılan her basamak için 10'a bölüyoruz. Bir tane bilgi vermiş. Bir desimetre küplük hacme sahip bir su havuzu 1 litrelik suyla dolar. Dolayısıyla arkadaşlar 1 desimetre küp 1 litreye eşittir. Etkinlik 1'e geldim. Şöyle büyütelim. Yan tarafa da basamakları yazalım. Litre, desilitre, santilitre, mililitre. 1 litre arkadaşlar 100 santilitredir. 1 litre 1000 mililitredir. 12 santilitre 0 tam %12 litredir. 5 mililitre 0 tam binde 5 litredir. 450 santimetre 4,5 santilitre 4,5 litredir. 4 tam 4 tam %25. Bakın biz bunu 425 bölü 100 olarak yazıyoruz. Litreyi mililitreye çevirirken 3 basamak aşağıya indiğim için 3 tane 10 ile çarpıyorum. Burası 4250 mililitre olarak geldi. 7,5'u 75 bölü 10 olarak yazıyorum. Santilitreyi mililitreye çevirirken 1 basamak aşağıya indiğim için 1 tane 10 ile çarptım. 75 mililitre oldu. 3000 mililitreyi arkadaşlar litreye çevirirken 3 basamak yukarı çıktığım için 3 tane 10'a bölüyorum. Ve bakın burası 3 litre olarak geldi. H'ye geldik arkadaşlar. 840 santilitreyi litreye çevirirken 2 basamak yukarı çıkacağız. Ve bakın burası 8 tam 10'da 4 litre olarak geliyor. 8,5 mililitreyi 85 bölü 10 olarak yazıyorum. Santilitreyi çevirirken arkadaşlar bir basamak daha yukarı çıktığımız için bir tane daha 10'a bölelim. Şöyle gösterelim bunu. Bölü 10. Ne yapıyoruz? Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir çarp. 85 bölü 100 oldu. Yani 0 tam %85. Basamağı geriye alalım arkadaşlar. A şıkkıyla devam edelim. 280 santimetre küpü litreye çevireceğiz. Biz ilk önce arkadaşlar bunun şöyle metre küp, desimetre küp, santimetre küp ve milimetre küp. Bu santimetre küpü ilk önce biz arkadaşlar desimetre küpe çevirelim. Bir basamak yukarı çıktığımız için bir tane bine bölüyorum. Burası 28 bölü 100'den 0 tam %28 desimetre küp olarak geliyor. Konu anlatım kısmında az önce desimetre küple litrenin eşit olduğunu söylemiştik. Yani 0 tam %28 litre. 1000 mililitre arkadaşlar 1 litredir. 1 litrede 1 desimetre küpe eşittir. 1 tam %25 litre. Bunu ilk önce arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Desimetre küpe çeviriyoruz. 1 tam %25 desimetre küp yaptım. Bunu da bir basamak aşağıya inerek santimetre küpe çeviriyoruz. 1000 ile çarptığım zaman 1250 santimetre küp olarak geldi. Ç'ye geldik. 5000 santimetre küpü ben desimetre küpe çevireceğim. Bir basamak yukarı çıktığım için burası 5 desimetre küp olarak geldi. 5 desimetre küp 5 litre yapar. 5 litreyi de santilitreye çevirdiğimizde arkadaşlar 500 santilitre bize gelir. 2 milyon milimetre küpü santilitreye çevirelim. Şöyle temizleyelim arkadaşlar. İlk önce ben bunun desimetre küpe çevireceğim. 2 basamak yukarı çıktığım için 2 tane bine bölüyorum. Burası bize 2 desimetre küp olarak geliyor. 2 desimetre küp 2 litredir. 2 litre ise arkadaşlar 200 santilitredir.
E'ye geldim, sıfır tam %34 metreküp. Bakın bunu desimetre küpe çevireceğim. 340 desimetre küp yaptı. Bu da 340 litredir. Şöyle geriye alalım arkadaşlar. Basamaklarımız dursun. A şıkkıma başlıyorum. Santilitre cinsinden istemiş. Bunların hepsini santilitreye çevirelim. 7 bölü 10. Litreyi santilitreye çevirirken iki basamak aşağı indiğim için iki tane 10 ile çarpıyorum. Burası 70 santilitre oldu. 3,5 desimetre küp 3,5 litre yapar. Bunu da ben 35 bölü 10 olarak yazıyorum. Yani iki tane 10 ile çarptık. Burası 350 yaptım. 70 ile arkadaşlar 350'yi topladığımız zaman cevabımız 420 santilitre. B'ye geldim. Litre cinsinden istemiş. 12 bölü 100 diyoruz. Metreküp arkadaşlar desimetre küpe çevirirken bir basamak aşağıya iniyorum. Burası 120 desimetre küp olur. 120 desimetre küp de arkadaşlar 120 litreye eşittir. Şimdi geliyoruz 120 litreden 12 litreyi çıkarıyoruz. 108 litre oluyor. C'ye geldim arkadaşlar. 27.000 santimetre küpü desimetre küpe çeviriyorum. Bir basamak yukarı çıktığım için bir tane bine böldüm. 27 desimetre küp yaptım. Bu da 27 litre yapar. 12 mililitreyi de arkadaşlar litreye çevirelim. 0 tam 1000'de 12 litre yapar. Bunları topluyoruz. 27 artı 0 tam 1000'de 12. Cevabım 27 tam 1000'de 12 litredir. Şurayı arkadaşlar temizleyelim. Ç şıkkımıza bakıyorum. Desimetre küp cinsinden istemiş. 45 metre küp arkadaşlar. 45.000 desimetre küp yapar. 1200 litrede 1200 desimetre küp yapar. Direkt çıkaralım 45.000'den. Şu aşağıda çıkaralım aslında oraya sığmaz. 45.000'den 1200'ü çıkardım. Ve de 43.800 desimetre küp olarak buldum. D şıkkıma geldim. Şöyle kalemin rengini değiştirelim. 260 mililitre artı 150 santilitreyi de santimetre küp cinsinden istemiş. Ne yapıyorum arkadaşlar? 260 mililitreyi litreye çeviriyorum. 3 basamak yukarı çıktığım için 3 tane 10'a böldüm. Ve bakın burası 0 tam %26 litre yaptım. 150 santilitreyi ise arkadaşlar litreye çevireceğiz. 2 basamak yukarı çıkardığımız için böldük ve burası 1,5 litre yaptım. Gelelim arkadaşlar bu ikisini toplayalım. 1,5 ile 0 tam %26'yı topluyorum. 1 tam %76 litre yapar. Bu desimetre küpe eşittir arkadaşlar. Bunu santimetre küpe çevireceğim. 1000 ile çarpıyorum. 1, 2, 3. 3 basamak sağa kaydırdığım zaman 1760 santimetre küp geldi. Son olarak E şıkkımıza da bakalım. Desimetre küp cinsinden istemiş. Bunların hepsini ilk önce biz litreye çevirelim. Bu zaten litrede. 100 santilitre kaç litredir arkadaşlar? 1 litredir. Buraya 1 litre yazdım. 100 mililitre kaç litredir? 0 tam onda 1 litredir. Şimdi 100 eksi 1 eksi 0 tam onda 1. Bakın burası 98 tam onda 9 litre olarak gelir. Bu da 98 tam onda 9 desimetre küpe eşittir. Böylelikle arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.